Şimdi DNA'nın üzerinde protein üreten bölgeler var. DNA 1,5 metre uzunluğunda. Protein üreten bölgelerin toplam oranı, DNA'nın 1,5 metre uzunluğundaki DNA'ya oranı onun %2'sini 3'ünü oluşturuyor. Ama hepsi bir arada durmuyor bunların. 25 bin tane ayrı bölge olarak DNA'nın üzerinde dağılmış olarak var. Bunun, şimdi DNA'ya bakan bir bilim adamı düşünün, harf dizilerini ortaya koyduğu zaman nereden nereye kadar protein kodladığını bilmesine olanak yok. Çünkü harfler 3 milyar harf kesintisiz olarak devam ediyor. 25 bin tane ayrı bölgede protein kodlanıyor. DNA'nın yapısını gördük. Kendi üzerine defalarca katlanmış olarak bir yumak halde bulunuyor, değil mi? Kapkaranlık bir ortamda bir tane sinyal geliyor. Dışarıdan mesela bir hormon geliyor. O hormon hücrenin üzerindeki alıcısına anahtar kilit gibi bağlanıyor. Bağlandığı zaman içerideki bazı proteinleri aktif hale geçirerek bir proteinin, özel bir proteinin DNA'dan üretilmesini sağlıyor. Ama tek bir protein. Yaklaşık 100 bin tane çeşit ayrı proteini kodluyor DNA. Bunlardan bir tanesinin ve DNA'nın neresinde olduğu belli değil bu. Şimdi bunu dünyanın bütün bilim adamlarını toplasanız, deseniz ki DNA'nın üzerinde tek bir proteini kodlayan bölgenin bilgisi bu. Karanlık bir ortamda bunu bul. Hani DNA'yı bırakın, DNA'yı görme imkanı yok da. 1 milyon ansiklopedi sayfası büyüklüğündeki bir bilgi bu. Tek bir sayfalık bilgiyi karanlıkta bulmasının imkanı var mı? Yok. Değil mi? Ancak yerini bilirse, yani nerede olduğunu kesin olarak bilirse gider o sayfayı çeker alır. Ama onun dışında karanlıkta olduğu için bilinçli olmasına rağmen mukayese yapması gerekecektir. Çünkü hangi bilgiyi arayacağını ancak karşılaştırmalı olarak bulabilir, değil mi? 1 milyon sayfa arasında. Protein molekülü elinde hiç kopya olmadan, yani karşılaştırma yapmadan, zaten bir bilinci yok ne karşılaştırması yapacak. Molekül kapkaranlık bir ortamda doğrudan gidiyor, o yumağın içerisinde, biraz önce gördük nasıl bir yumak olduğunu, doğrudan o proteinin olduğu yere gidiyor. Nereden olduğunu nereden biliyor? Yani aklı olmayan bir molekül, hangi proteinin DNA'nın üzerinde nerede yazılı olduğunu, 25 bin ayrı bölge var bakın. Ve 1,5 metre uzunluğunda hangi yumağın içerisinde nerede olduğunu bilebilir mi? Bilemez. Gidiyorlar orayı, başka moleküller gelip o fermuar gibi, gördük biraz önce fermuar yapısı var bakın hala duruyor orada. Fermuar özel olarak açıyor ama sadece o proteinin olduğu yeri açıyor. Ne fazla ne eksik. Hemen oradan o kopyalanıyor, o protein üretiliyor. Şimdi burada hep birlikte düşünelim. Böyle bir şeyin kendi kendine ya da tesadüfen başıboş, kontrolsüz olarak olma imkanı var mı? Tabii ki yok. Yani bunu şu ufacık çocuğa sorsak böyle bir şey imkan yok. İşte Allah'ın yaratma sanatı bu. O moleküllerin de bilinci yok. Atomlardan oluşan moleküller. Nereden bilsin kapkaranlık ortamda neresi? Allah onların, Allah'ın ol emriyle tam gitmesi gereken yere gidip, gitmesi gereken yerde doğru bilgiyi bulup, kopyalayıp, hatasız olarak kopyalayıp çıkıyorlar ve protein üretiliyor. İşte bu bize, bakın bütün bilimsel deliller, bilim zaten budur. Allah'ın yarattığının incelenmesi. Şimdi Allah genleri, DNA'yı yaratıyor. Allah bu sistemi yaratıyor, bu mükemmel sistemi, sonsuz aklıyla ve sonsuz sanatıyla. İnsan bunu incelediği zaman bu bilimi oluşturuyor. Bilim de bu Allah'ın yaratma sanatını ve sonsuz aklının tecellilerini görüp Allah'ı tesbih ediyor. Biz Allah'ın sonsuz varlığını, sonsuz aklını kavruyoruz bilimsel delillerle. Bütün bilimsel deliller bu nedenle hepsi Allah'ın varlığına götürür, yaratılışa götürür. Yoksa saçma sapan Darwinist iddiaları, yok tesadüfen oldu, tesadüfen şu oldu, tesadüfen bu oldu gerçeğine tabii ki götürmez. Zaten onlar da bilirler böyle olmayacağını. Yani bunu çocuğa sadece şu kısmını anlatsanız bu Darwinizmi bitiriyor inşallah. Evet hocam, maşallah. DNA dediğimiz bir bilgi bankası insanın içindeki. Yani içinde bilgi var DNA'nın. Bilgi demek akıl demek. Kime ait o akıl? Allah'a ait. Değil mi? Yani bir DNA'nın içindeki bilgi 1 milyon ansiklopedi sayfası değerinde, eşitliğinde. Göremiyoruz DNA'nın molekülü. Yani milimetrenin milyarda biri küçüklüğünde bir yer ama içinde 1 milyon ansiklopedi sayfası bilgi var. Bu zaten olağanüstü harika bir olay. Ne bilgisi var? İnsanın mesela bizim DNA'mızda saçımızın uzunluğu, kaşımızın uzunluğu, saçımızın rengi, tenimizin rengi, dişlerimiz, gözümüz, vücudumuzdaki her türlü bilgi orada var. Ne olacağı, nasıl olacağı. Allah onu o ufacık paketin içine yerleştirmiş. 1 milyon ansiklopedi sayfası bilgiyi. Çok muazzam
DNA'nın içinde mesela burada daha evvel de incelemiştik ama bir daha bakalım. Doktor hocam da anlattı. Biraz daha detay. DNA'nın kopyalanmasında enzimlerin akılcı faaliyetleri var. Bildiğiniz gibi. Çok yüzeysel olarak bir anlatım yapıyorum şu anda. Bakın, vücudun bilgi bankası DNA'nın sarmalı bu. Sarmal şeklinde DNA. DNA kopyalanmadan önce DNA şeridini ikiye ayırmak için özel bir enzim gelir. Bu enzim görevli ve ne yapacağını biliyor. Şuurlu. Yani. İkiye ayırmak için geliyor. Görevi o ve o kabiliyete de sahip. Turuncu renkle görülen bu enzim DNA'nın helix şeklinde sarılmış kollarını bir fermuar gibi açar. Bakın bunu biz yapmaya kalksak yapamayız. Yani helix şeklinde almış. Tam düzenli bir şeyde iki parçaya ayrılacak şekilde açmak, fermuar açmak gibi basit değil. Yani oradaki sistem çok daha karmaşık ve bu iş karanlıkta oluyor. Yeşil renkle gösterilen enzim, DNA'nın kollarını birbirinden ayrılırken yeniden dolanmalarını engellemek için her iki kolu sabit tutar. Bakın yeşil enzimlerle diğer enzimler, yani farklı enzimlerin farklı görevleri var. Kimisi tutuyor, kimisi açıyor. Özel. Yani bir iş birliği var, iş bölümü var. Ve bunu planlama var. Bu plan üzerine gidiyor. Bir irade üzerine gidiyor. Hiçbir şey tesadüf veya kendiliğinden değil ve insanın da yapabileceği gibi değil. Çok daha karmaşık ve mükemmel. Bu esnada bir başka enzim her iki DNA şeridinin karşısına uygun bilgileri ekler. Sarı renkte görülüyor bakın burada. Bilgi ekleniyor. Ya bu ya teknolojisi de olağanüstü, uzay teknolojisi gibi. Ve eklenen bir de bilgi var. Bakın bu bilgi Allah'ın iradesi, aklı orada tecelli ediyor ve bilgi apayrı bir olay. Böylece iki adet DNA sarmalı oluşmaya başlar. Bakın muazzam bir sistemi icra ediyor kopyalama sırasında enzimler. Özel görevli bir enzim DNA zincirindeki tüm basamakları tek tek kontrol eder ve bir hata varsa tespit eder. Yani müfettiş enzim, yani geliyor, hata var mı yok mu tespite geliyor. Hata var mı tespit edebilmesi için bir kere bütün doğruların doğru mu yanlış mı bilgisine sahip olması lazım. Nereden tespit edebilir yoksa, değil mi? Muazzam bir bilgi. Orada 1 milyon ansiklopedi sayfası bilgi var. Ve o enzim o bilgiye sahip ki hatayı gördüğü zaman gelsin değiştirsin. Bir kere onu tespit ediyor gelip. Karanlıkta hata olan bir zincir varsa orada. Onu gelip tespit ediyor. Muazzam bir akıl tecelli ediyor olur. Devreye giren üçüncü bir enzimde DNA zincirindeki kopukluğu görüp gelir ve uygun malzemeyi kullanarak tamir eder. Bakın kopukluğu tamir ediyor. Yani bu beceriye sahip. Yani tespit var, teşhis var. Yerinden çıkartıyor, geliyor kopukluğu tamir ediyor. Olağanüstü bir kabiliyet. Bu kendisi bunu yapamayacağı belli. Aklı, şuuru, gözü olmadığına göre. Bulduğu bir hata olduğunda onu yerinden çıkartıyor gördüğünüz gibi. Ve başka bir enzim boş kalan yere doğru parçayı getiriyor, yerine yerleştiriyor bir hata olduğunda. İşte bu burada enzim dediğimiz gözü kulağı beyni olmayan sadece bir su protein birikimi gibi gözüken canlı da değil. Hiçbir şey değil. Yani aklı yok, bilgisi yok. Ama yaptığı muazzam faaliyete bakın. Yani hem kabiliyet gereği hem de bilgi de var, planlama var. Bu işte Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretinin tecellisi inşallah. 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 Yani burada muazzam bir akıl var. Şöyle kıyaslayalım. Dünyanın bütün bilim adamlarını toplasak. Yani ne kadar genetikçi, biyokimyacı, ondan sonra moleküler biyolog, mikrobiyolog varsa bir araya getirsek. Bu moleküllerin yaptığını yapabilirler mi? Mümkün değil, yapamazlar. Bakın kıyaslamak açısından insan genom projesi insanlık tarihinin en büyük bilimsel projesi. Yaklaşık bir 10 yıl kadar sürdü. Amerikan donanma Amerikan donanma bakanlığı mı? Donanma, neyse. Savunma Bakanlığı'nın, pardon, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın öncülüğünde 10 yıl süren bu projede Amerika, Çin, Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler bütün bilgisayar güçlerini birleştirerek
çok büyük maliyetlerle bir bilimsel çalışma yaptılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? 10 yıl içerisinde ne yapabildiler en fazla? DNA'nın, insan DNA'sındaki harflerin dizilimini ortaya koydular. Ne anlama geldiğini diye bakın. Yani DNA'nın başından sonuna kadar hangi harflerle ne yazılmış? Bunu ortaya koydular. 10 yıl içerisinde insanlık tarihinin en büyük bilimsel projesi ve bütün bilim adamlarının bir araya gelmesiyle gerçekleşti bu. Şimdi bu insanın yapabildiği 21. yüzyıldaki en uç nokta bilimsel olarak. Ya moleküller bakın saniyeler içerisinde eliyle koymuş gibi nerede olduğunu biliyor. Neresinde ne anlama geldiğini biliyor bir kere. Çünkü bir proteinin, hangi proteinin kodlanması gerektiğini bilmesi için neresinde olduğunu bilmesi gerekir. Biraz önce gördük. Karanlıkta gidip orayı hemen buluyor. Sadece o bölgeyi üretiyor ve hata yapmadan yapıyor bunu. Hatta hata bulduğunda düzeltiyor. Hiçbir bilim adamı bunun yakınına bile yaklaşamıyor bu moleküllerin yaptığını. Bakın şimdi proteinin nasıl sentezlendiğini basit olarak bir görelim bakın. Protein sentezlemek öyle tabii çok basitleştirmiş bir haliyle göreceğiz. Bunu saniyeler içerisinde yapıyorlar. Şimdi burada ağırlaştırılmış bir çekim olarak göreceğiz hep birlikte. Bakın. Bu mesajcı RNA, DNA'nın kopyası. DNA'daki harfler, DNA harflerden oluşuyor. Onun kopyası çıkartılıyor. Birebir karşılığı olan harfler var. 4 harfliden oluşan bir alfabesi var DNA'nın. A, T, C ve G harflerinden. A harfine T harfi karşılık geliyor. C harfine G harfi karşılık geliyor. Bunların kopyası çıkartıldığı zaman A harfine U harfi karşılık geliyor. C harfine G harfi karşılık gelerek bir kopyası çıkartılıyor. Bakın. Şimdi bu kopyanın dan nasıl protein üretildiğini göreceğiz. DNA'nın kopyası çıkartılıyor proteini kodlayan bölgenin. Bu protein fabrikası. Protein fabrikasının bir büyük parçası var, bir de küçük parçası var ama bunlar böyle insanda yaklaşık 85 tane alt parçadan oluşuyor, proteinlerden oluşuyor. Yani bir fabrika var ama 85 tane ayrı parçadan oluşuyor. Bunların her biri protein yapısında. Devam edelim şimdi. Bu büyük parçanın üzerinde iki tane oyuk görüyorsunuz. Bunların biri P yeri, A yeri deniyor. Bunların özel bir anlamı var. Şimdi bakın burada taşıyıcı RNA denen moleküller var. Bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bunların görevi proteini oluşturan amino asitleri, ki 20 çeşit amino asit var. Proteinin özel bir dizilimi var. Bu DNA'daki şifreden ortaya çıkıyor. Her bir dizilime karşılık bir amino asit denk geliyor. O amino asitleri protein fabrikasına getiren özel taşıyıcı moleküller var. Bu çok büyük bir akıl. Taşıyıcı RNA denen. Yani nereden biliyor bu molekül hangi amino asitin nereye, ne zaman götürülmesi gerektiğini, tam protein oluşma zamanı tutup onu kolundan üzerine, daha doğrusu kolundan değil, üzerine yapışık olarak alıyor, protein fabrikasına taşıyor. 20 çeşit taşıyıcı RNA var. Her birine bir amino asit karşılık geliyor. Şimdi onların bakın geliyor protein fabrikasına, getiriyor ve o kopyanın üzerinde bakın protein fabrikasının bir parçası geldi, yerleşti. Başlama yerine yerleşiyor. Bu başlama sinyali. Başlayıcı sinyal ilk amino asiti getiriyor. Bu genelde metyonin denen amino asit. O zaman protein fabrikasının hepsi bir sırayla oluyor bunların. Büyük parçası geliyor ve kopyalama başlıyor başlama sinyaliyle birlikte. Yani nereden başlayacağını bilen bir başlama sinyali olan bir yapı. Muazzam bir akıl. Ve sırayla bakın her bir yenisi geldiğinde bir eskisinin amino asidi alınıyor. Yeni gelen ekleniyor ve kayıyor zincir fabrikanın üzerinde. Yeni yer açılıyor. O yeni yere bu sefer diğer taşıyıcı uygun olan hop doğru amino asidi getiriyor. Bakın eskiler ikisi birleşmiş olanlar bu sefer alınıyor. Özel enzimler tarafından özel bağlarla üçüncüye bağlanıyor. Bu çok süratli bir şekilde gerçekleşiyor. Böyle ağır bir şey değil. DNA'nın her bir hücrede, yani bizim 100 trilyon hücremiz var. Bakın şu anda her bir hücrede 2000 tane protein sentezleniyor ve bitiriliyor. Yani şu gördüğünüz sentezlemeden 2000 tanesi her an bizim her bir hücremizde gerçekleşiyor. 100 trilyon hücre var, 200 katrilyon sentez yapılıyor her saniye. Bir saniye 200 katrilyon, bir saniye daha 200 katrilyon, bir saniye daha 200 katrilyon protein sentezleniyor ve hatasız olarak. Hatalı olanlar derhal bulunup imha ediliyor ve çok az sayıda onlar zaten. Ve bu kesintisiz olarak hayatımız boyunca devam ediyor. Şimdi burada yine düşünelim.
100 trilyon hücre, 200 katrilyon saniyede protein sentezi var ve bu işlemler, yani bunlar böyle o kadar, yani burada büyütülmüş olarak görüyoruz ama bunlar böyle milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde yapılar. Milyonda biri, yani milyon tanesi bir milimetrenin karşılığı geliyor aşağı yukarı. Ve bu dizilerde fabrikaların içerisinde hatasız üretim var. Saniyede 2000 tane ve kapkaranlık bir ortam. Nerede olduğunu biliyor, nasıl yapması gerektiğini biliyor. O bir kere o taşıyıcı molekülleri düşünelim. Nereden biliyor, ne zaman hangisinin doğrusunu getirecek oraya gidip kodun üzerine yapışacak, oradaki uygun yere. Bir de o anahtar kilit gibi, yani oradaki üç harfin üzerine üç harf yapışıyor ya, tam anahtar kilit gibi bunlar. Evet. Yani bir anahtar, bir kilidi bir tek anahtar açar değil mi? Neden? O kiliti yapan firma, fabrika onu açacak bir kilit de üretmiştir. Aynı akıl tarafından değil mi? Sadece tek bir anahtar açabilir. İşte bu yapılar bu şekilde. Anahtar kilit uygunluğunda. Doğrudan geliyor, onun üzerine kim çağırıyor onu oraya? Ayrıca onlar da DNA'nın üzerinde kodlanmış olarak var. Yani o taşıyıcının molekül yapısı da DNA'da şifre olarak mevcut. Ve bunların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Yani taşıyıcı RNA var olacak. Taşıyıcı RNA'nın varlığı yetmiyor. Onu kodlayacak olan bir DNA'nın varlığı gerekiyor. Taşıyıcı RNA'nın DNA varlığı gerekiyor. DNA'nın varlığı da yetmiyor. Onu kopyalayacak olan proteinler gerekiyor. Onlar da DNA'da olması gerekli kodlarının. Ve protein fabrikaları olması gerekiyor. Protein fabrikalarının varlığı da yetmiyor. Protein fabrikasının kodunu barındıracak DNA gerekiyor. İç içe geçmiş sistemler hepsinin birden aynı anda var olması gerekiyor. Ve bunun bir canlı hücre içerisinde olması gerekiyor. Çünkü siz bu parçaları hücrenin içerisinden çıkartıp laboratuvar ortamında koyun ayrı bir yere, asla protein üretimi olmuyor. Hele toprağı dışarıya bıraktığınızda anında güneş ışınları, oksijen, topraktaki bulunan materyaller anında parçalıyor. Yani doğada hiçbir şekilde toprak, taş, kayaların, havanın, suyun içerisinde bu sistemleri bırakın. Tek bir protein bile tesadüfen oluşamıyor. İşte bu, bakın, Darwinizmi kökünden yerle bir ediyor. Yani şu zaten sistemin varlığı Allah'ın yarattığı çok açık. Hatta Allah'ın yaratması var ve Allah'ın her an yaratması var. Çünkü bu sistem bir kere yaratılıp kendi başına bırakılan bir sistem değil. Her an bir düzen içerisinde devam ediyor. En ufak bir eksiklik olmadan. Yani Allah'ın an an yarattığını görüyoruz. Nitekim Kur'an'da bunu işaret ediyor Allah. An an yaratılışa, sürekli yaratılışa işaret ediyor. Ve her an Allah'ın kudreti altında. Nitekim Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Allah gökleri ve yeri her an kudreti altında tutuyor diyor. Eğer onları tutmayacak olursa zeval bulacaklarını bildirir diyor. Yani bütün sistem dağılırdı diyor, yok olurdu diyor Allah'ın yaratması dışında. Allah onu anan yarattığı için ve kontrol ettiği için bu sistem işleyebiliyor böyle bu şekilde. Yani bütün bilimsel deliller bize Darwinizm diye bir saçmalığın olmadığını, Allah'ın muhteşem yaratma sanatını ispatlıyor. Ve bu çok basitleştirilmiş bir hali. Yani çok yavaşlatılmış ve basitleştirilmiş olarak var. Nitekim orada mesela o fabrikanın içerisinde 85 tane ayrı protein görev yapıyor. DNA'dan bu yana onlarca enzim, ayrı protein görev yapıyor. Dolayısıyla bakın, bir tek proteinin olması için DNA gerekiyor değil mi? DNA olmak zorunda. Bütün proteinleri kodlayan. Başka proteinlerin varlığı gerekiyor. Bütün o protein fabrikasını oluşturan, DNA'dan kopyalamayı başlatan proteinler. Yani bir proteinin olması için başka proteinler, DNA, hücrenin bütün organelleri ve canlı hücre olması gerekiyor. Bu ne anlama gelir? Önce bir canlı hücre yaratılmış olması gerekir ki protein yapabilsin. Darwinizmi bitiriyor işte. Yani tesadüfen oluşmadığını, Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak kanıtlayıp Darwinizmi en başta bitiriyor zaten bu, inşallah.